Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün köydeki iki arıyı kontrol ettim. Arıların önünde bayağı bir ölü arı var. Kış mevsiminden ilkbahar mevsimine çıkan arıların bu mevsimde önlerinde yoğunluk olarak arı ölümleri görülür. Bunun sebeplerinden en önemlisi aslında her yerde arı kış döneminde büyük bir mevcut kaybeder. Yalnız soğuk bölgelerde arılar kovan temizliği yaparken ölü arıları dışarıya attıkları zaman ölü arıları hava soğuk olduğu için uzak bölgeye taşıyamazlar ve kovanın hemen giriş deliğinin önüne ne yaparlar? Bırakırlar. Bundan dolayıdır ki arıcıların geneli baktıkları zaman arılarının çok zayiat verdiğini düşünürler. Oysa ki bu hastalıktan ya da başka bir şeyden olan bir ölüm değil. Sadece genel olarak her arının önünde ölmüş arıların soğuk bölgelerde kovan giriş deliğinin önüne atılmasıyla meydana gelen bir olaydır. Bu korkulacak bir durum değildir. Sıcak bölgelerde ise aynı şekilde arılar yine mevcut kaybederler. Sıcak bölgede biraz daha fazla arı mevcut kaybeder soğuk bölgeye göre. Çünkü çalışır, ister istemez uçuş yapar. Arıların geneli, tarlacı dediğimiz arıların geneli dışarıda, kovanın giriş deliğinden uzak bölümde ölürler. Kovan içerisinde ölen arılar ise arılar tarafından dışarıya, yani uzak bölgeye uçurarak götürüp orada bıraktıkları için uzak bölgeye, arıların giriş deliğinde hiç ölüm yokmuş gibi, arı sanki zayiat vermemiş gibi görünür. Halbuki hava sıcak olduğu için, arı da dirençli olduğu için, yani sıcak havada uyuşuk olmadığı için içerideki ölü arıları direktmen uzağa götürüp bırakır. Bu tür olaylar normal şeylerdir. Gördüğünüz gibi köydeki arıların önünde ölü arılar bayağı var. Ama merkeze götürdüm, sıcak bölgeye götürdüm arıların önünde. Böyle ölümler yok. Onlarda da ölüm olmuş, bunlarda da olmuş. Köydeki hava soğuk olduğu için arıyı direkt giriş deliğinin önüne atmış. Şehirdeki ise, yani aşağı bölgeye götürdüğüm, sıcak bölgeye götürdüğüm arı ise kendi ölü arılarını içeriden alıp temizlik yaptığı zaman uzak bölgelere götürüp bırakmış. Kovanın giriş deliğini kirletmemiş, direkt daha uzağa götürüp bırakmış. Herkese hayırlı günler diliyorum.